Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir fiyat performans canavarı toplayacağım sizlerle. Bugünkü bütçemiz 1000 TL. 1000 TL'ye yağ gibi akacak oyunlarda çatır çatır oynayabileceğiniz bir sistem toplayacağız. Fakat özellikle bu sistemi biliyorsunuz Ubisoft'un son zamanlarda çıkardığı önemli oyunlardan biri, ücretsiz bir Battle Royale oyunu olan Hyper Scape oyunu için özellikle topladığımız bir sistem olacak. Onun minimum sistem gereksinimleri karşılayan bir sistemimiz olacak ve tamamıyla bütçe dostu. Dediğim gibi bugünkü bütçemiz tam olarak 1000 TL. Şimdi biliyorsunuz kanalda bir sürü düşük sistemli oyun önerisi yaptım sizlere. Fakat bu düşük sistemleri bile oynayamayan arkadaşlar var. O yüzden böyle bir seri yarattım ben de. Böyle 600 liraya hatta 400 liraya bile bilgisayar topladık bu serimiz içerisinde. İşte bu serimize son olarak güzel bir eklenti yapmak istedim. O da 1000 TL bandında Hyper Scape oyunu için bir sistem olacak. Lafı da fazla uzatmadan hemen gelin ilk parçamızdan, işlemciden olaya girelim. Efendim ilk parçamız, işlemcimiz Intel, yine her sistemde olduğu gibi Xeon, fakat bu seferki Xeon işlemcimizin ismi X3440. Efendim X3440'ı ben kendi bilgisayarımda kullanıyorum ve kullandığım ekran kartı da RX 570. Yani orta seviye bir ekran kartı ki bunu bile rahatlıkla doyurabiliyor. Hatta 1080 GTX 1080'i bile çok rahatlıkla doyurabildiğini videolarda biliyoruz. Bu sebeple bu işlemciyi seçtim. Tabii kendi sistemimi de bir gün gelecek tanıtacağım. Eğer tanıtmamı istiyorsanız kendi bilgisayarımı, ona da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Fakat bugün bu işlemciyi seçmemin ana sebebi bu işlemci geleceğe dönük bir işlemci. Yani evet, bugün seçtiğimiz ekran kartı çok yüksek bir ekran kartı değil. Çünkü 1000 lira bandında tutmaya çalışıyorum sistemi. Fakat yarın bir gün bayram oldu, seyran oldu, genç kardeşlerimin cebine 3-5 kuruş fazla para girdi diyelim. Hemen gidiyorsunuz, güzel bir ekran kartı çekiyorsunuz. Sıfır dar boğazla sisteminizde kafanız rahat, yolunuza devam ediyorsunuz. Bugünkü sistem gerçekten çok geleceğe yönelik oldu. İstediğiniz zaman sistemin her parçasını arttırabileceksiniz gönül rahatlığıyla. İşlemcimizin 4 çekirdeği, 8'de sanal çekirdeği var. Yani bugün oyunların bazılarında en az 4 çekirdek isteniyor. Ben de bunu düşünerek bu işlemciyi özellikle seçtim. Maksimum çalıştığı frekansa 2.93 GHz, fakat buna overclock yapmak son derece kolay çünkü çarpan kilidi açık bir şekilde geliyor bu işlemci. Fiyat olarak da internette 50 lira ile 100 lira arasında her fiyatta olabiliyor. Size büyük bir tavsiye olarak şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar her üründe, her satın almaya çalıştığınız üründe muhakkak pazarlık yapın. Hepsinde, istisnasız hepsinde en azından 20 lira, 30 lira, 40 lira olursa pazarlık yapın. Zaten sistemi 1000 liraya topluyoruz. 200 liraya varan bir pazarlık payıyla kar ederseniz bu hepten bizim için güzel olur demektir. İşlemcimize maksimum ayıracağımız bütçe 100 lira, minimum da 50 lira olarak yazıyorum. Gelelim bu işlemcimizi takacağımız sistemin en önemli parçalarından biri, anakartımıza. Arkadaşlar işlemcimiz Legia 1156 soket. Bizde de 1156 soketlik bir anakart lazım. Fakat burada iki önemli nokta var. Birincisi 1156 pin bir anakart olması. İkincisi de DDR3 olması. Çünkü RAM'lerimizde DDR3 seçeceğiz. Burada A markası, B markası aslına bakarsanız çok fark etmiyor. Size tavsiye edeceğim şey tabii ki Gigabyte, Asus vesaire almanız. Fakat fiyatınız, paranız bunlara yetmezse alabileceğiniz diğer markalarda okeydir. Sadece H55 chipsetli olması bizim için yeterlidir. Diğer chipsetlerde olur. Fakat H55'i ben kullanıyorum, memnunum. Siz de H55'li bir chipsetli bir anakart alırsanız rahat edersiniz sevgili dostlar. Burada fiyat olarak da 200 liradan 300 liraya kadar alınabilecek arızası olmayan anakartlar var. Siz de bunların arasında ortalama bir 250 lira yazıyorum ben sırf anakart için. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar ekran kartı olarak iki tane ekran kartı önereceğim. Çünkü sistemimizi biliyorsunuz ikinci el topluyoruz ve bir ekran kartını genelde bulamayabiliyorsunuz ya da bir alternatifi var mı diye bana genelde sorabiliyorsunuz. Şimdi hatta 3 tane önerisinde bulunacağım. İlk ekran kartımız GTX 660. Evet biraz eski fakat bu bütçe bandında kalabileceğimiz en mantıklı ekran kartlarından biri GTX 660.
660'ı siz piyasada doların şu durumunu da göz önüne alırsak maalesef en aşağı 350, en fazla da 500 liraya kadar bulabiliyorsunuz. Size 400 lira bandında bir ekran kartının yeterli olacağını düşünüyorum. Garanti işlerini zaten unutun çünkü bu kadar eski bir ekran kartında artık garanti kalmıyor. Fakat GTX 660 kesinlikle insanların uzun süre kullandığı ve memnun olduğu bir seri. Marka, model hiç fark etmez, hepsinden alabilirsiniz. Eğer bunu bulamazsanız ki bulursunuz, sahibinden de oldukça fazla var, sırf benim videoyu yapmadan önceki araştırmalarımla buldum. Bunu bulamazsanız yine Nvidia tarafında GTX 750 ya da 750 Ti bulabilirsiniz. Ha, GTX 750 Ti ya da 750'de mi bulamadınız? O zaman AMD Radeon HD 7870 de alabilirsiniz sevgili dostlar. Ekran kartı konusu da bu şekildeydi. Kesinlikle bu ekran kartıyla 1080p orta ayarlarda GTA 5 40-50 FPS olaylarında da oynayabileceksiniz. Hani GTA 5'i söylüyorum çünkü insanlar hep genelde GTA 5'i kendilerine kıstas belirliyorlar. Valorant, CSGO, LoL gibi oyunları da bu sistemimizde rahatlıkla oynayabileceksiniz sevgili dostlar. Şimdi işlemci dedik, ekran kartı dedik, anakart dedik. Fakat bir hafızaya, bir RAM'e ihtiyacımız var. Şimdi geleceğe dönük bir sistem olduğunu söyledim. Fakat sistemi yine de DDR3 yaptım. Çünkü 4 yaptığımız zaman fiyatlar oldukça uçuyordu. DDR3 sistemimizde yapacağımız şey şu. 8 GB alacağız. Marka, model fark etmeyecek. İnternette ufak bir araştırma yaptım. 75 liradan 150 liraya kadar 8 GB RAM'ler var. Hatta 150 lira dolaylarında, 100-150 lira dolaylarında dual channel RAM'ler var. Yani 4 artı 4 8 GB RAM'ler var. Biliyorsunuz dual channel, yani böyle 4 artı 4'ler %10 %15 daha yüksek performans verebiliyor bilgisayarlarda. O yüzden 100-150 lira bandında bir fiyat belirledim. Pazarlıklar yine tabii ki çok son derece önemli dostlarım. 8 GB alıyoruz ve DDR3 alıyoruz. RAM konusunda sadece iki kriterimiz bunlar. Gel gelelim bir de kullanacağımız HDD'ye. Bu tamamen sizin fiyatınıza, yani cebinizdeki paraya bağlı. Benim 1000 lira bandında kalabilmem için sizlere 80 GB'lık bir hafıza önereceğim. Yani sadece Hyper Escape oyunu ve Windows yüklerseniz geriye 20-30 GB'lık bir boş alanınız kalacak. Ama 7200 RPM dönmesine kesinlikle dikkat edin. 7200 RPM dönen 80 GB'lık bir hard disk ikinci el 25, sıfır olarak da 100 lira dolaylarına yaklaşıyor. Siz de bu arada bir fiyat derede kendinize biraz daha paranız varsa daha yüksek hafıza alabilirsiniz. Ve önemli noktalardan biri, ekran kartı saydık, işlemci saydık, RAM saydık, geri kalan her şeyi saydık, fakat güç kaynağı da son derece önemli. Çünkü hem ekran kartımız hem işlemcimiz son derece yüksek wattlarda güç tüketiyorlar. Bunlara doyurabilecek bir güç kaynağı lazım bizlere. Bu da en aşağı maalesef 450 ve 500 wattlık güç kaynaklarından geçiyor. 450 ve 500 wattlık bir güç kaynağını kaç paraya bulurum peki derseniz, korkmayın, 100 liraya, maksimum da 150 liraya 450-500 wattlık bir güç kaynağı alırsınız. Peki yeter mi derseniz, evet yeter. Korkmanıza, gerilmenize hiç gerek yok. Evet. Peki bu işte her parçayı aldık. Bunları neyin içine koyacağız? Kasamız ne olacak? Bunda da içinde herhangi bir güç kaynağı olmayan boş kasaları 50 liraya, 30 liraya, 20 liraya, sonuçta bu sadece bir metal parçası, bulmanız mümkün. O yüzden internette güzel bir araştırma yapıp bunda güzel pazarlık da yapabilirsiniz. Çünkü insanlar genelde bu tür şeyleri fazla satamıyorlar. Ellerinde kalıyor. Bunları pazarlık konusunda şöyle birazcık sıkıştırın. Şöyle bir kurban pazarlığı tadında bir pazarlık yapın onlarla. Çünkü gerçekten bu ürünleri satamıyorlar ve ellerinde kalıyor. Boş kasayı kime satacaksın? Çok alanı çıkmıyor. Evet, bugün 1000 lira bandında şöyle nefis bir sistem topladım. Bu sistemimizin oyun videolarını isterseniz, oyunda özellikle Hyper Escape oyununda denenmiş şekilde izlemek isterseniz, aşağıda yorumlar kısmına şöyle bir çıtlatmanız lazım bu olayı. Yani birazcık yorum gelsin istiyorum açıkçası. Ve işte işlemciyi bulamadım, anakartı bulamadım, şu anakart olur mu, bu ekran kartı olur mu gibi sorularınızın hepsini önceki sistem toplama videolarımda, 400 liralık, 800 liralık, 1500 liralık sistem toplama videolarımda her yoruma hemen hemen tek tek cevapladım. Burada da bu sistemin altında her sorunuzu tek tek cevaplamaya çalışacağım dostlarım. Bir zamanlar YouTube'da
ekranlarındaydınız. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Umarım işinize yaramıştır. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak için bir de orada bir çan olacak. O çana böyle bir vurun bir. O yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.